Şimdi bir soket buldum. Eskiler hemen arasında. Eski olmayan bir yeni. Herkesin bir çöplüğü vardır evinde. Çünkü ben doğalgaz tesisatı da yaptığım için her eve girip çıktım. Her ev bizim ev gibi çöplük. Odunluklar dolu. Şimdi o çöplükleri karıştırırken şöyle güzel bir soket buldum. Kopartmışım bir cihazdan. Demişim bir gün sırası gelir bir şeye yarar bu. Bunu bulduktan sonra bunu aramaya başladım. Bunu da buldum. Çok güzel. Harika da oturuyor. Bunun buralarına böyle parmağına değdirsen şase yaptırırsın. Bir şey değse ikisine bir de şase yaptırırsın. Ama ben ne yapacağım? Bunu motora giden enerji olarak kullanacağım. Arkasına bakmayın, burayı izole edeceğim tabii ki. Bu şekilde kalacak enerji olduğunda hiçbir yerinden şase yapma durumu kalmıyor. Yalıtım tamamen. Bu parça da bataryada kalacak. Gayet güzel, sıkı da giriyor. Hoşuma gitti. Ne yapalım ya? Her şeye para vermeyle olmuyor. Biliyorsunuz 3 tane civataya 40 lira verdim. Yani sadece 3 lira civata yani. Sadece 3 tane civatadan bahsediyorum ki ben demirini, kablosunu, bilmem nesini evimin çöplüğünden yaptım. Yani şu şarteli bile eski, bozuk bir breeze matkap diye geçiyor. Elektrikle çalışan matkap. Nasıl olsa bozuk. Söktüm, aldım bunu. Bunu kullanıyorum. Yani 120 lira internette şu parça. Bir 120 daha neden vereyim ki, değil mi? Ver ver ver, nereye kadar? Sonu gelmiyor. Bu işe girdiğim için pişman mıyım? Şimdilik pişman gibi gözüküyorum ama bütün pişmanlığım, yorgunluğum bizim Antalya'nın Masa Dağı diye bir dağ var. Şöyle bayağı bir sert bir rampası var. Bisikletle birinci viteste zorlanarak çıkıyorum böyle. Yani bisikletin böyle önü kalkıyor her pedal vurmanda. Ben oraya bu bisikletle şimdi bir çıkayım elektrikli olarak böyle jit. O zaman işte benim tüm yorgunluğum gidecek ve pişmanlığım da gidecek. Bakalım neler olacak. Şimdi yapmış olduğum selenin yan tarafında tabi demirler temas ediyor ve tij demirleri de temas ediyor, bataryaya taşıyacak şeyler. Bu bildiğiniz gibi bir rezervuar, sifon da diyebiliriz. Bunu bataryaya uyarlamaya çalıştım ama çok kaba saba bir şey olacak bu sefer. Boşlukları var. Eğer ki kesip bitsem de faydası olmayacak ama bundan yine bir faydalanmam lazım benim. Bunun arkasına plastik olduğu için de çok uyumlu. Demire gelecek bölümlerine en azından buradan böyle kesip, buradan böyle kesip bataryaya yapıştırmayı planlıyorum. Ve tij yani taşıyıcı noktalara da ön tarafından düz parçalar yapıştırmayı planlıyorum. Şimdi onları keseceğim. Bu gördüğünüz eski tip tuvaletin rezervuarı yani sifonu. Bunu kestim, biçtim. Bataryaya göre uyarladım. Bataryaya kullanacağım bunu. Çok güzel. Kalın etli, koruyucu bir plastik. Hadi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi eski bir rezervuar yani sifon bataryama güzel bir koruma kalkanı oldu. Bayağı da sağlam yaptım. İçini çift taraflı bantla dolandım komple. Batarya içinde oynamıyor yani sallama imkanı yok. Sıfıra sıfır. Hepsi birbirine yapışık. Ayrıca bir de garanti olsun diye elektrik bandıyla dolandım etrafını. Sizce nasıl oldu? Güzel değil mi? Evet dostlar, artık mekaniğe başlamış bulunmaktayız. Arkaya sele yapıyorum. Hazır almadım. Neden hazır almadım? Hazır alsam da bayağı bir işlem gerektirecekti. Onu düşündüm.
Temiz boyalı şeyi hem para verip hem kesip bozmak. Hatta bozsam bile yine de işe yaramayacaktı belki. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Bu şekilde kendime şey çıkarttım. Birçok usta bu sistemi kullanır. İlk önce ince malzemeyi bükersin. Gönyesini ona göre alırsın. Ondan sonra kalın malzemeyi bükersin. Altılık bir demirden yapacağım bunu. Yaklaşık 20 kilo taşıyacak biliyorsunuz. O yüzden sağlam olsun istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarttım bundan. Bu gördüğünüz gibi ayna kol. En büyük yaprağını çıkarttım. Ya gönül ister ki size çalışırken bunları göstermek ama zamanım kısıtlı. O yüzden dolayı bir an önce bitirmek istiyorum. Ben de istiyorum oynaya oynaya yapmak ama seleyi kendim yaptım. Ölçülerinden dolayı ve sağlamlığından dolayı 6 milimlik demir kullandım. Hatta 7 ya da 8. Tam bilemiyorum ama 6 değil. Bir tek ızgarasına 5 milim kullandım. Şeyi bitirdim. Yani işin zor kısmı seleyi bitirdim. Ya çok basit gözüküyor ama inanın bana sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Hiç de kolay değil. Delmek, dövmek, demirleri düzeltmek. Şu tijleri görüyorsunuz. Buraya bataryayı oturtturacağım. Bir lastikle bağlayacağım. Eve çıkartacağım bataryayı. Şarj edeceğim. Batarya çıkmalı olacak. Motoru sabit yapmayı düşünüyordum. Motoru da çıkmalı yapacağım. Gerekirse bunları da sökebilir hale getirdim ki yarın istediğim ki ya sıkıldım diyelim. Çıkartırım bataryayı da motoru da bisiklet olarak sürerim. Ya sıkılmaktan değil de iş yerine gidip gelirken 1,5 kilometre. Neden motorlu bisiklet olarak kullanayım ki ben bunu? Motorlu bisiklet olarak daha farklı zamanlarda uzun yollarda kullanırım. Şimdi bunu işleyeceğim, arkaya uyarlayacağım. Devamını görürsünüz. Evet, dişliği hazırladım. Bayağı bir işlemden geçirdim. Göbeği kestim. Göbeğin diğer tarafını kestim. Dişliği buna uyarladım. Bu göbek motoru devre dışı bırakacak. Yani teker dönerken dişli dönmüyor olacak. Aynı kasetimizde olduğu gibi aynı sistemi buraya uyguladım ben. Yani bisikleti pedal çevirerek çevirdiğimiz zaman motoru döndürmemiş olacağız. Bu dişliler niye kaldı orada diyeceksiniz. Bu dişlileri puntalamak için çok güzel ölçü kaidesi oldu. Bana bir parça lazımdı zaten. Parça olarak kullandım burada. Ha olur da bu dişlileri de kullanmak istediğimde kullanabilirim yani. Devirle alakalı bir sıkıntı oldu mu? Olacağını da sanmıyorum. Şimdi bunu bisiklete takalım. Nasıl oluyor bir bakalım. O işte tamam. Mekanik kısmının büyük bir bölümünü bitirmiş olduk. Geriye pek de bir şey kalmadı sayılır. Tamamdır.